Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 4 Temmuz Çarşamba, saatlerimiz 9.30'a yaklaşıyor. Ekonomi gündeminden bu sabah önemli notlarımız var. Servet Yıldırım'la birlikte Doktor Zümrüt İmamoğlu'nu konuk ediyoruz. Zümrüt Hanım, TÜSİAD'ın baş ekonomisti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi enflasyonla herhalde başlayacağız, değil mi? Evet. Şöyle kısacık bir özet geçerek isterseniz enflasyona girelim. Piyasalarda ticaret savaşı endişeleri var. Özellikle küresel piyasalarda. Euro dolar 1.16'nın üzerinde. Borsalarda karışık bir tablo var. Bugün Amerika 4 Temmuz bağımsızlık günü nedeniyle tatil. Petrol 76-78 dolar bandında. Ons altın 6.5 ayın en düşüğünden böyle biraz toparlandı. İçeride yüksek gelen enflasyonun piyasaları etkilediğini gördük. Dün 4.69'un üzerine gördü dolar TL. Şu anda 4.67'lerdeyiz. Borsada kapanışa doğru eksiye geçiş olduğunu gördük. Gram altın 190 lira sınırında. Yani piyasanın özeti bu. Ana gündemimizde enflasyon. Öncelikle dünkü Haziran enflasyonu yüksek geldi. Sürpriz miydi? Şöyle, aslında sürpriz oldu. Çünkü piyasa tahmini 1.4'tü değil mi? Reuters'ın anketi ve diğer anketlerde de o civardaydı. 1.3-1.4 civarındaydı. Dolayısıyla gerçekleşen rakam 2.61. Şimdi bu ankete göre karşılaştırırsak piyasa beklentisinin üzerinde. Bir önceki yılın aynı ayında ne olmuş diye bakarsak -0.27 idi. Onun çok çok üzerinde. Bir önceki yıl istisnai bir yıl olabilir ama son 10 yılın ortalaması neydi diye bakarsak orada da -0.24. Dolayısıyla onda çok üzerinde. Şöyle bir 3-4 kalem dikkat çekiyor benim, hani ilk etapta dikkatimi çeken. Gıda fiyatları aylık olarak 5.98 artmış. Alt kalemlerine bakarsak işlenmemiş gıdada 10.78'lik muazzam bir artış var. Çok yüksek. Yıllık enflasyon orada %23. Daha alt kaleme inersek taze sebze meyvede, ki ay boyunca biz bunu konuştuk, %17.5'lik bir artış var. Yıllık enflasyon 33.3 taze sebze meyvede. Dolayısıyla düşük gelir gruplarının harcadığı kalemlerden gıdada çok ciddi bir artış var. Gıdada yıllık artış %19. Yıllık enflasyon 18.89. Sepette payı %23. Dolayısıyla gıdadan gelen önemli bir artış var. Şimdi diğer gıdayı konuşmaya başlıyoruz. Evet, yani diğer kalemlerden ulaştırma, sepette 17 küsur payı olan bir ağırlıklı bir kalem, 2.66'lık artış var. Ev eşyasına bakarsak 2.24'lük bir aylık artış var. O da 7.66. Haberleşmede 4.76'lık bir artış var. Bunlar 4 tane dikkat çeken kalem. Bunları bir tarafa ayırıp Merkez Bankası'nın ve işte Zümrüt Hanım gibi ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek enflasyona bakarsak %1.8'lik bir aylık enflasyon var ki bu oldukça yüksek bir rakam. Yıllık enflasyon 14.60, çekirdek enflasyon. Dolayısıyla hani şu durum itibariyle bakarsak bizim şu anda bir enflasyon diye sorunumuz belirgin şekilde var görünüyor. Zümrüt İmamoğlu ne der dünkü enflasyon verisine? Evet, maalesef bu seviyeler hiç görmeye arzu etmediğimiz seviyeler. Çünkü uzun zamandır enflasyon %8 civarında sabitlenmiş gibiydi. Evet. Hani hedefimiz 5'ti. İşte bir düşüş sürecinde tabii hani bunu da bir yapısal reform olarak görmek lazım. Enflasyonu 5 ve altına indirebilmek önemli bir yapısal reform aslında Türkiye gibi ülkeler için. Bir düşüş sürecindeydik ve 8 civarında bir süredir gidiyordu. Biz de en çok hani 8'de kalmasın, biz bu reformu yapalım, 5 ve altına indirelim görüşündeydik uzun zamandır. Maalesef son 2 senedir çok ciddi yukarı yönlü de bir hareket var. Yani biz o ideal olmayan ama hiç değilse düşük diyebileceğimiz 7-8'ler seviyelerini de maalesef koruyamadık ve son 2-3 yıldır önce %10'lara 11'lere, geçen sene 12'yi görmüştük. Tam düşecek, tekrar tek hane olur belki diye bir beklentiler varken yeni bir kur şoku, bir seçim kararı, yeni politika değişiklikleri ve şu anda bulunduğumuz yere geldik. Sizin beklentiniz neydi bu aya ilişkin olarak? Bizim bu ay için bizim de piyasaya yakın bir beklentimiz vardı. Yani %1'in biraz üzerinde beklentimiz vardı. Burada hem sürpriz hem de gıda tabii ki. Evet. Yani gıdada yaz aylarında her zaman bir düşüş olur. Az önce siz de söylediğiniz tarihsel ortalamaları. Niye? Havalar güzelleşir, gıda, meyve, sebze bollaşır ve ucuzlar. Bu sene bu etkiyi görmemek sürpriz oldu gerçekten. Kur etkisini yine devam ettiğini görüyoruz. Temel mallara, özellikle dayanıklı tüketim mallarına, hani kurdan etkilenen kalemlere baktığımızda orada enflasyon mesela dayanıklı tüketim mallarında 3.2 olmuş. Yıllık enflasyon temel mallarda 18.55, diğerinde ise dayanıklı tüketim mallarında 25 küsur. Dolayısıyla hani kur etkisi bu rakamlarda görülüyor. Önümüzdeki aylarda ne olur?
Enflasyon buradan nereye gider? Herhalde birazdan ikinci bölümde geniş geniş konuşacağız. Ne yapılması gerekir şu aşamada? Yani dolar temelde yükseldiği için enflasyon biraz bu hale geldi. Önemli. Ama enflasyon yüksek çıkınca dolar dün yine tepki verdi ve yine yükseldi. Yani böyle birbirini besleyen bir döngüye de yeniden giriliyor galiba. Tabii o döngüye giriyorsunuz. Çünkü kur şoklarının Türkiye uzun zamandır karşı karşıya kalıyor. Ve bu kur şoklarına karşı biliyorsunuz bizim bazı politika tepkilerimiz var. Bazen gecikmeli geliyor, bazen arkadan geliyor ama yüklü bir de faiz artırımı yaptı Türkiye geçtiğimiz iki ay içerisinde. 500 bas puanı toplam bir artırım yaptı. Bu piyasada aslında çok olumlu gelmişti ama sonuçta oradaki kur artışını da üretici yansıtmak zorunda. Bir de şunu da hiç göz ardı etmiyorum. Sadece kur artışı yok. Maalesef yurt dışında döviz cinsinden aramalı fiyatları artıyor. Şimdi bunu göz ardı edemeyiz. Çünkü eğer üretici fiyat endeksine de bakarsanız aramalı enflasyonu artık %28'lere çıkmış durumda. Bu da sadece kur etkisi değil. Dünyadaki petrol, metal, mineral fiyatları neredeyse iki katına çıktı geçtiğimiz seneden bu yana. Dolayısıyla hem dolar bazında bir artış var hem de üstüne Türkiye bu kur şoklarını yiyince oradan gelen maliyet enflasyonu çok çok yüksek. Hatta böyle petrol ürünlerine, kömürüne falan üretici fiyat endeksinin detaylarına bakarsanız oradaki yıllık artışlar %80'leri bulmuş durumda. Yani üretici fiyatlarında da bir düşüş olmadan tüketici fiyatlarında zaten düşüşü beklemek olası değil. Ana harcama gruplarında giyim ve ayakkabı dışında düşen kalem yok gibi hemen hemen. Giyim ve ayakkabıda ama aylık %1,15'lik bir düşüş var. Fiyatı en çok artanlarda kuru soğan, patates, havuç, biber ve yurt içi turlar ilk 5'te. Hatta kuru soğanın fiyatı %82,53 artmış Haziran ayında. Arkasından patates fiyatı %63,34 başlamış, artmış. Patates hasadı başladı bu arada. Mesela Bursa'da, İnegöl'de. Hani bu biraz yeni arzın gelmesiyle fiyatları düşürebilir diye de bekleniyor. Fiyatı en çok düşen ürünlerde de etek, kadın gömleği, kadın ceketi, kolonya ve kadın tişörtü var. İlk 5 maddeyi yine hatırlatmış olalım. Peki ne yapılmalı? Merkez Bankası'na yeni bir iş düşüyor mu? Mesela 24 Temmuz toplantısında bir adım atabilir mi Merkez Bankası? Kamu devreye girmeli mi? Enflasyon konusunda ilk etapta ne yapılmalı? Birazdan bakalım. Ama bir yandan da bizim gözümüz kulağımız Ankara'da, siyaseti izliyoruz. Özellikle 27. dönem yeni meclisin çalışmaya başlama takvimi öne alınabilir haberleri var. Yemin töreni için 8 Temmuz öngörülüyordu hatırlayacaksınız ancak. Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları yarın ilan ederse meclis 7 Temmuz günü yemin töreni için toplanabilir deniliyor. İlk oturumu en yaşlı milletvekili olarak Deniz Baykal yönetecekti ama doktorlarından onay gelmedi. Başkanlık koltuğunda İyi Parti milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz olacak gibi duruyor. Bu arada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlandı. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'na yasalarda yapılan atıflar kaldırılıyor. 5000 civarında madde kanun metinlerinden ayıklandı ve Başbakan'a ait bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'na aktarıldı. Yeni sisteme geçiş çerçevesinde 2 kanun hükmünde kararname daha yayınlanacak. İkinci KHK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi son kanun hükmünde kararname de törenin ardından yayınlanacak. İkinci kararname bütün bakanlıkların teşkilat yasaları mülga olacak şekilde iptal edilecek. Son KHK ise bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek yeni teşkilat şeması belirlenecek. Son üçüncü yayınlanması beklenen kanun hükmünde kararnameyle. Bu arada alkollü içeceğe ÖTV artışı geldi. Alkollü içkiler ve Pro'nun özel tüketim vergisi arttı. Artış oranı %15,5. %15,5 civarındaki artışla rakı, vodka, cin ve likördeki özellikle vergi artışlarını şöyle bir bakacak olursak 28 lira 60 kuruş arttı ve 213 lira oldu. Şaraptaki ÖTV tutarı 1 lira 3 kuruşla 6 lira 95 kuruş arasında yükseldi. Biranın vergisi de 1 lira 55 kuruş oldu. Vergi artışının fiyatları hangi oranda yansıyacağını firmalar kendileri belirleyecekler. Ancak bu konuyla ilgili özellikle uzmanlar alkollü içkilerdeki vergi artışının satış fiyatlarına %10'un üstünde zam olarak yansıyabileceğini belirtiyor. Kararla Pro'nun asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları %15,5 oranında arttı. Sigara vergisi ise enflasyonla mücadeleye maliye politikasıyla destek sağlamak amacıyla değiştirilmedi. Bu arada bir yandan ticaret savaşı endişeleri izlenirken Çin ticaret savaşına tam olarak hazırız mesajı verdi. Washington Cuma günü 34 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük tarifesi uygulamaya başlayacak. 6 Temmuz'da hatırlayacaksınız beklenti. Çin de bunun karşılığında aynı değerde Amerikan ürününe vergi uygulayarak misilleme yapacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gerekli önlemleri almak için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Amerikalı Ford ve Tesla gibi otomobil üreticileriyle soya fasulyesi çiftlikleri ve
viski damıtma tesislerinin de dahil olduğu birçok sektörün Çin'in misillemelerinden etkilenmesi bekleniyor. Çin'in yaptırımlarının özellikle çiftçiler gibi Başkan Trump'ın seçmen tabanını vuracağı sanılıyor. Bu arada Çin ticaret ve diğer konularda bu yükselen gerilimin ardından Amerika'ya gitmeyi planlayan vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı. Varlık barışı ile ilgili yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin varlık barışı ile ilgili esaslar belli oldu. Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %2 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi 31 Aralık'a kadar ödenecek. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Şimdi piyasalara dair bir iki not. Amerika ile Çin'in karşılıklı ek vergilerinin yürürlüğe gireceği 6 Temmuz öncesinde piyasalarda tedirginliğin biraz arttığını görüyoruz. Euro dolar 1.16'nın üzerinde. Dolar endeksi 94.5-95 bandında. İçeride ise beklentilerin üzerine gelen enflasyon rakamları etkili oldu. Dolar 4.69'un üzerine çıkmıştı dün. Bu sabah 4.67'nin üzerindeyiz. Euro 5.35'ten 5.46'ya çıkmıştı. Şu anda 5.45'in üzerinde. Borsa İstanbul'da ise dalgalı bir seyir vardı ama kapanışa doğru eksiye geçti borsa. Küresel borsalarda ise ticaret savaşı endişeleriyle satışlar var. Amerikan borsaları teknoloji hisselerine gelen satışlarla düştü. Bu sabah Asya'da o ticaret savaşı gerginliğinin devam ettiğini borsalardaki seyirle izliyoruz. Petrol fiyatları 76-78 dolar bandında. Altında 6,5 ayın dibinden bir toparlanma var. 1260'a kadar yükseldi altın. Şu anda 1259 dolarda. İçeride gram altın bu sabah 189,1 lira. Çeyrek altın 312 lira. Yarım altın 624. Cumhuriyet altını da 1267 liradan yeni güne başladı. Tabii izleyicilerimiz de daha çok enflasyonla ilgili sormuş bugün. Enflasyonu düşürmek için ilk etapta ne yapılabilir demiş Erdal Çekiç. Şimdi hedef %5. Evet. Merkez Bankası'nın en son yaptığı tahmin 8.4. Gerçekleşen enflasyon 15.34. Yani arada muazzam bir uçurum var böyle dağılmış olarak. Hedefle enflasyon arası 10 puanlık fark var. Dün burada Serva Demir abi konuğumuzdu. Serva Hanım dedi ki biz enflasyonda neyi yanlış yaptık diye oturup düşünmemiz lazım dedi ki bu rakamlardan önce yapılmış bir değerlendirmeydi. Şimdi bu rakamlardan sonra şu açılan makastan sonra böyle bir değerlendirme yapsak şu ana kadar neyi yanlış yaptık enflasyonda? Bence enflasyonu ciddiye alan ve en önemli odak noktası haline getiren bir programa sahip olmayışımız bence en büyük problem. Biz enflasyonu hep ihmal ettik. Yani diğer şeylere odaklandık. Büyümeye odaklandık. Belki biraz Türkiye tabii bir takım güvenlik sorunları yaşadı. Bu taraflara odaklandık. Yapısal tarafları ihmal ettik. Bu arada neyse günü kurtaralım da enflasyon nasıl olsa sonra hallederiz denilerek hep sonraya bırakıldı. Sonraya bırakıldı bırakıldı. Şimdi de birikimli olarak maalesef karşımıza geliyor. O yüzden bence en başta enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren bir programa ihtiyaç var. Yani ilk hedef enflasyonu düşürmek olmalı. Bunun için de bunu yaparken de tabii büyümeyi ne yapacaksınız? Büyümeyi de ülkeyi bir durgunluğa sokmayacak kadar bir program hazırlayacaksınız. O yüzden orta vadede düşürebilirsiniz enflasyonu zaten. Yoksa yarın hemen düşsün diye aşırı frene asılırsanız da bu sefer istemediğimiz sonuçlar görürüz. Ama enflasyonun ortada olduğu, büyüme hedefinin, enflasyon hedefinin mali ve para politikalarının birbiriyle uyumlu olduğu bir politika çerçevesine ihtiyacımız var. Biz bu uyumu çok fazla önemsemedik açıkçası bence geçmişte. Şimdi dün Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu yayındaydı, bizdeydi, NTV'deydi ve işte enflasyonu etkileyen temel faktörlerden bahsederken işte kur, gıda, kamu fiyatlandırması ve beklentiler diye 4 maddede sıraladı ve nasıl geçen yıl KGF ile büyüme desteklendi. Bu yılda kamunun önceliği enflasyon olmalı ve enflasyon konusunda net adımlar görülmeli. İşte harcamalar kısılmalı. Belki beklentileri kırana kadar zamları düşük yapmak ya da yapmamak, bedeli bütçe açığı olsa da göze alınmalı ve enflasyon düşürülmeli. Yani kamu net bir şekilde devreye girmeli diye böyle bir çağrısı vardı. Onu da bir kez daha ben hatırlatmış Birkaç oldum. Tane şey var herhalde şu anda üzerinde duracak. Birincisi para politikası da ne yapılabilir? Burada Merkez Bankası bir süredir para politikasını sıktığını söylüyor. Sıktı, faizi artırdı. O sıkı para politikasındaki o duruşun devam etmesi gerekir önümüzdeki dönem herhalde. Bu konuda herhalde Merkez Bankası'nın açıklamalarında da var. Herkes hemfikir. Çünkü Merkez Bankası açıklamasında diyor ki benim bir enflasyon hedefim var. Bir de beklentiler var. Beklentiler hedefin çok üzerinde olduğu sürece ben bu duruşu korumalıyım. Özellikle 24 ay sonrasına ilişkin beklentiler. %5 hedef
artı eksi 2 güvenli aralık deyin. 24 ay sonrasına bakıyorsunuz. En son anket 9.18 ki şimdi bu Temmuz anketinde bu rakam daha yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hedefinin çok uzağında, şu andaki enflasyon değil, 24 ay sonrası beklentileri. Bu sıkı duruşu zorunlu kılıyor. Bir yandan ne gerekiyor? Sıkı maliye politikaları. Maliye politikaları çünkü son dönemde seçim öncesi dönemde gevşeme vardı. Burada Merkez Bankası maliyenin daha yüksek faiz dışı fazla veren bir yapıya oturtulması gerekebilir. İşte harcamaların kısılması, gelirin artırılması, daha az kamunun borçlanması, hazine borçlanması, piyasadan çekeceği paranın azalması. Buna yönelik olarak daha sıkı maliye politikası gerekir. Ve son olarak da aslında ücret artışlarında çalışanları Merkez Bankası hedefine ikna etmek lazım. Çünkü 2001'den sonra yapılan buydu. Yani hedef ne? 5. 5'e yönelik olarak ücret artışlarının ki bu şu aşamada imkansız. Onun için öncelikle Merkez Bankası'nın açıkladığı hedefin inandırıcılığı lazım. O zaman burada, hemen soralım. %5 evet, hedefi değiştirmeli. İzleyicimiz Murat Bey de sormuş. Evet. Bana göre bir anlamı yok. Bilmiyorum. Tabii %5'i kim ciddiye alıyor ki zaten şu anda? Maalesef Merkez Bankası'nın tahminlerini bile ciddiye alamıyor piyasa. Çünkü uzun zamandır şöyle bir grafiğe yaptığımızda ki biz baktık son 7-8 senedir Merkez Bankası tahminleriyle enflasyon gerçekleşmiyor. Orada bile ciddi bir makas var. Hatta o makasın giderek de açıldığını biz de görüyoruz. Şimdi bu politika yapımında elbette etkiliyordur. O yüzden daha gerçekçi hedeflere ihtiyacımız var ki o sizin dediğinizde ücret artışlarını vesaireye de insanlara bir inandırıcılık olması lazım. Benim hatırladığım asgari ücrete bu sene %14 zam yapılmıştı. Şu an zaten enflasyon gelmiş 15,5'a. Şimdi bu insanlara nasıl %5 hedefine göre ücret arttırdım? Mümkün değil bunu inandırmak. Ayrıca piyasayı da yapacağınız programı da ayarlarken şimdi %5 hedefine göre politika yapacağım derseniz artık kimse size inanmaz. Çünkü o politika gerçekçi değil. Kademeli bir düşüş öngören orta vadeli bir programa ihtiyacımız var. Hedefleri gerçekçi ve insanları inandıracak. İnsanlar inanmalı ki dediğiniz gibi o beklentiler aşağıya gelsinler. Evet. Güven vermek için gerçekçi hedeflere ihtiyaç var. Şimdi bu 6 ay için 3,5 gibi bir şey öngörülmüş hedefe göre 6 aylık enflasyon. Buna göre bir artış açıklanmıştı. Şimdi enflasyon farkı ödenmesi söz konusu değil mi? Kamu çalışanlarına 8 küsürlük bir enflasyon zammı ödenecek. Dolayısıyla şu anda hani hedefe hedef uygun bir zam önden açıklansın ama hedefin inandırıcı olması için herhalde bizim farklı düzeylerde hedefler saptamamız lazım. Yani %5 artık çok uzakta kaldı. Tahmin 8 küsür, onun bir revize etmesi dönemde söz konusu olacaktır ama burada farklı hedefler gündeme gelebilir mi? Örneğin özel kapsamlı sepet bazında bir hedef açıklanması. Bence çekirdek enflasyonu biraz daha odağa getirebilir Merkez Bankası. Çünkü hepimiz öyle. İşte bizim en çok yanıldığımız tahmincilerin de burada yanında gıda enflasyonu. Gıda, çünkü gıda ama zaten çok oynaktır o fiyatlar. Yani mevsime göre değişir, hava koşullarına göre değişir. Tam olarak kontrol edebildiğiniz şeyler de değildir. Biliyorsunuz Merkez Bankası bir gıda komitesi de kurdu. Yıllardır üzerinde çalışıyorlar. Orada da hani çok da köklü bazı politik adımları henüz atılabilmiş değil. Belki yeni hükümet döneminde oradan da bir fayda görebiliriz ama gıdayı çıkarttığınızda, enerjiyi çıkarttığınızda, işte alkol, tütün vesaire yönlendirilen fiyatların bir kısmını da çıkarttığınızda çekirdek enflasyon var elimizde 14,6. Evet. Dolayısıyla biraz daha çekirdeği odağa getirmek lazım. Yani hedef enflasyon çekirdeğe göre yapılmalı demek çok büyük bir değişiklik olur belki. Bu tartışılması gereken bir şeydir ama biraz daha odağa koyabilir Merkez Bankası. Çekirdeğin üzerinde biraz daha durabilir. Çünkü orada hem hizmetler var, çok önemli. O da çifthaneye çıktı bu arada. Tekhanede seyrediyordu uzun zamandır. Hizmet enflasyonumuz da maalesef artık çifthanede %11'e yakın. Ve temel mal grupları var. Evet. Dediğiniz gibi hani pardon ben gıda bir şey geldi. Merkez Bankası'nın eski açıklamalarına bakıyorum. Son enflasyon raporunda işlenmemiş gıdanın ilk yarıda artacağını ama ikinci yarıda hız keseceğini öngörmüş. Böyle bir tahmine göre tahminlerini oluşturmuş. Şimdi ikinci yarıya geçtik. Muhtemeldir ki bu sebze, meyve, domates, soğan fiyatları ikinci yarıda biraz hız kesecek. Dolayısıyla gıda biraz daha yumuşayacak. Gıdadan gelen o şokun etkisinin azaldığını görürüz. Kur etkisi de zamanla azalabilir. Eğer TL buralarda istikrar kazanırsa. Şimdi enflasyon dün açıklandığı için tabii öncelikli başlığımız enflasyon. Bugün gazetelerde yorumlar da tamamen enflasyonla ilgili. Mesela Dünya Gazetesi'nde Osman Arolat yazmış. Canavar başını biraz daha kaldırdı. Mücadele için yeni bir strateji gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden birçok kamu kurumunun ve özel sektörün yer alacağı yeni bir böyle bir mücadele başlatılmalı demiş. Kuru soğan uçurdu deniliyor. Enflasyon 14 yılın zirvesinde. Kur artışı ve gıda besledi enflasyonu başlıkları yine bugün ön planda. Ve bugün Milliyet Gazetesi'nde Güngör Uras hocamız da yazmış. Enflasyon %15'i aştı ama yeni yönetimde ekonomiye daha fazla ilgi gösterileceği konusunda bir iyimser bekleyiş oluşursa
enflasyonun tırmandığı bu tepe noktadan inişe geçmesine imkan verebilir demiş. Tepe hani Temmuz'da görülür mü enflasyonda diye konuşuyorduk ama biraz erkene mi çekilmiş oldu? Temmuz, Ağustos için bir fırsat var mı? Yani bir düşüş için bir baz etkisi? Biz biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Yani tepe noktası herhalde Temmuz, belki bu sefer Ağustos'ta oluşacak. Daha sonrasında kademeli olarak bir geri çekilme bekliyoruz. Eğer yeni bir kur şoku olmazsa tabii ki. İki soru o zaman. Yıl sonunu nerede görüyorsunuz enflasyon? 14 civarında bir enflasyon. 14 civarında görüyoruz biz şu an. Evet. Peki Merkez Bankası'nın para politikası kur toplantısı 24 Temmuz. Merkez Bankası ne yapar? Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla piyasada, aracı kurumlarda, bankalarda bir faiz artış beklentisi tekrar doğdu. Evet, maalesef öyle ama sadece faiz artışıyla bu iş olacak gibi değil. O yüzden bence hükümet eğer haftaya kabine açıklanacaksa mali programın, mali tarafın ve diğer önlemlerin de olduğu bir paket biliyorum. Çok hızlı olması gerekecek ama keşke 24'ünden önce açıklanabilse. O zaman Merkez Bankası'nın eli rahatlar. Eğer sadece o tarafta hiçbir açıklama, hiçbir sinyal gelmezse, sadece bütün yük Merkez Bankası'nın omuzlarına kalırsa yeniden maalesef böyle bir faiz artışına zorlanır Merkez Bankası. Evet. Olmazsa da piyasa çok ters bir tepki gösterebilir. O yüzden o yükü Merkez Bankası'na bırakmamak gerek. Peki faiz artışı şu anda zaten önden yükleme bir artış yaptı. Yeni faiz artışı yaparsa bu faiz artışları büyümede bir yavaşlamaya getirecek çok muhtemeldir ki. Büyümeyi nerede görüyorsunuz? Hani bunun 4-5 aralığı diyorduk mesela. Şimdi 4'ün altı söz konusu olabilir mi? Biz de yılbaşında %4,5 tahmin yapmıştık. Şimdi riskleri tabii aşağı yönlü görüyoruz. 4 ve 6 olabilir diye görüyoruz ama yeni hükümet ve onun programını görmeden bir şey söylemek erken olur diye düşünüyorum. Her ne kadar o program tabii 2019'un daha büyük bir belirleyicisi olacak. Çünkü bu senenin ilk yarısına bakarsanız ikinci çeyrekte de biz 5,5-6 civarında bir büyüme bekliyoruz. O yüzden ikinci çeyrekten %4'lere falan inecekse büyüme, bu zaten çeyreklik bazda ciddi daralmalara işaret ediyor. Yani şu an zaten negatif bir yavaşlama beklentisi var demektir. Hani daha da daralır mı daralmaz mı biraz hükümetin açıklayacağı politikalara bağlı. Zümrüt İmamoğlu, Doktor Zümrüt İmamoğlu TÜSİAD'ın baş ekonomisti bugün konuğumuzdu geri sayımda. Teşekkür ediyoruz Servet Yıldırım'la birlikte. Şimdilik veda edelim ama biz saat 10'da devam edeceğiz yine.